İyi günler sevgili seyirciler. Bugün özel bir program yapıyoruz. Türkiye ekonomisine yönelik tabiri caizse çalışanın da mutlu olmadığı, çalıştıranın da mutlu olmadığı bir ülke. Böyle bir ülkeye nasıl geldik, böyle bir durumdan nasıl çıkarız? Biz kısa vadede cari açıktı, faizdi, finansal dengeydi, bunları çok uğraşıyoruz ama uzun vadede kalıcı refahın sağlanması, kalıcı refah artışının sağlanabilmesi için neler yapılması gerekiyor? Bizde bir önemli sorun var. Sokağın birisinde lüks araç kuyruğu aynı şekilde yaşanırken arka sokakta ucuz ekmek kuyruğu yaşanıyor. Böyle bir ülkede, böyle bir atmosferde mutluluk yakalanabilir mi? Gelecek umudu yakalanabilir mi? Bunların sonuçları nedir? Bütün bunları, kalıcı refahı, TÜSİAD Başkanı Sayın Orhan Turan'la konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, program öncesi konuşurken de evet. Aramızda verilerle, rakamlarla konuşma. Siz de çok sevdiğinizi söylediniz. Evet. Bu çok önemli bir şey. Türkiye, bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar şey verebilir misiniz? Tekrarcı seviyemizi verebilir misiniz ekrana? 4 numarayı. Türkiye'de biz refahı hep kısa vadeli durumlarla, işte sendikaların ücret pazarlığı, veya işte kamuda ekstra zamlar, veya A fabrikasında yüksek zam, B fabrikasında işten çıkarma, kalıcı zenginliği göremiyoruz. Türkiye bir sorun yaşıyor. Mesela altta küçük kutucuklar, yüksek teknolojili ürün ihracat oranları %6'lardan %2,5'lara gelmiş. Yani daha yüksekmiş. Ve orta ve ortanın üstü teknoloji seviyesi artıyor, 99-2007'ye kadar artıyor, sonra kalıyor. %40'larda kalıyor, hala %40 teknoloji seviyemiz. Biz böyle bir durumda, siz de çok fazla konuşuyorsunuz, çok fazla anlatıyorsunuz. Sadece demokrasi, hukuk, bunlarla mı çıkarız? Yoksa nasıl çıkarız? Teşekkürler İmam Bey. Şimdi şöyle, biz geçen yıl TÜBİSAT'la beraber bir yüksek teknoloji raporu yayınlamıştık. Evet. Yani ne iş yaparsanız yapın, teknoloji işin içerisine koymadığınız zaman katma değer yaratma şansınız söz konusu değil. Sizinle biraz önce sohbet ederken de Vietnam örneğini vermiştim. Vietnam, o beraber onu anlatalım. Evet. Evet. 2000 yılında bizim bilişim teknolojileri ihracatımız 1.6 milyar dolarmış. Aşağı yukarı buradaki grafik bunu veriyor işte. Evet. Vietnam'ın 500 milyon dolarmış. Bizim üçte birimiz. Evet. 2022 yılında bizim bilişim teknoloji ihracatımız 2 milyar dolara çıkmış. Yani %20 gibi, 25 gibi evet. Bir artış olmuş. Vietnam'ı söyleyeyim, 137 milyar dolar. 500 milyon dolardan 137 milyar dolara. Dolara. 20 yıl içerisinde yapıyor bunu. Yani bugün şeye bakarsanız bizim ihracatımızın neredeyse yarısı kadar. Sadece bilişim teknolojisi. Sadece bilişim teknolojisi. Yani Vietnam, üzülüyorum bazen. Hep Vietnam, Bangladeş, Fas örneklerini veriyor. Türkiye buralarla tekstilde falan da çok konuşuyoruz ya işte, evet. Enerji, iş gücü vesaire. Bunun kök nedenine baktığınız zaman Vietnam'daki de Kore'de de benzer şey tamamen gidip eğitime dayanıyor. Peki yani, bizdeki eğitim ve iş dünyası, yani bizde çok önemli bir sorun çalışan, siz söylemiştiniz aynı bu şekilde, yani çalışanın da mutlu olmadığı, bu bağ nasıl kuruluyor? Şimdi nasıl aslında kuruluyor? Şöyle, biz uluslararası arenada aslında biz ürünlerimiz rekabet etmiyor, insan kaynağımız ve eğitimimiz rekabet ediyor. Sizin rekabet, yani eğitim sorgulayan, analiz eden, itiraz eden bir eğitim sistemini yapmadığımız sürece, ki bugün baktığınız zaman şu anda üniversite mezunu 2,5 milyon kişi ne işte ne de eğitimde. 2,5 milyon gençimiz var bizim. Yani aslında bütün... Ama aynı zamanda diplomalı üniversite mezunu işsizleri de çok fazla. Evet. Çünkü şöyle, iş dünyasının beklentileriyle insanların yetkinlik arasındaki fark açılıyor. Üniversitelerin yani, yetiştirdiği alanlarla sizin ihtiyacınız olan alanlar... Örtüşmüyor. Örtüşmüyor. Bir de yetkinlik de beklentiler. Çünkü rekabet koşulları dünyada gelişiyor. İnsan, dediğim gibi yani bizim ürünlerimiz rekabet etmiyor aslında. Bizim insan kaynağımız ve eğitimimizle biz rekabet ediyoruz. Biz eğitimimizi buraya evirmezsek,
nitelikli insan kaynağını yaratamazsak, çünkü şöyle İbrahim Bey, eğitim, nitelikli insan kaynağı, katma değer ve ülkenin refah seviyesinin artırılması. Yani biz hep diyoruz ya, ihracat odaklı büyümemiz lazım. İhracatta da baktığınız zaman bizim 1,5 dolar civarında bir şeyimiz var. Birim fiyatımız var. Bu artıyor mu? Dolar enflasyonunu dikkate alarak söylüyorum. Hayır. Öyle düşünürseniz daha da aşağı. Ben İnşaat Malzeme Sanayiciler Derneği Başkanlığı yaptığımda yapı malzemelerinin ihracatı 1 dolardı. Sonradan 0.38'e kadar düştü. 38 sente kadar düştü. Fakat ithalata bakıyordum. 4 dolar ithalat. Yani pahalı ve katma değerli ürünleri ithal ediyoruz. İthal ediyoruz. Biz komodidi, herkesin yapmadığı belki çok rekabetçi ürünleri üretip ihraç etmeye çalışıyoruz. Burada da bak, sizin grafinizde de gördüğünüz gibi bizim yüksek teknoloji ihracatımızın toplam ihracat içindeki oranı %3-4 civarında kalıyor ve arttıramıyoruz. Artmıyor. Evet. Hatta düşüyor sayılabilir. Yani yüzde olarak ben. Yüzde evet. Olarak. Evet, söyledim. Evet. Yani bizim ne iş yaparsak yapalım, ister hizmet sektörü olsun, ister sanayi olsun, ister şey, odağımıza teknolojiyi almadan bizim bu çıkıştan, yoldan çıkma şansımız mümkün değil. Bunun kısa vadede sizler bazen, yani iş dünyası, sanayici kazandığı zaman orta uzun vadede çalışanlara da bu kaynağın aktarılması önemli. Evet. İnsanların refah seviyesinin kalıcı olması için bu çok önemli. O açıdan eğitimi çok fazla dikkate alıyorsunuz. Ya çağın gereğine göre, bizim 21. yüzyılın gereklerine göre bizim eğitimimizi dizayn etmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle diyorlar ya, şimdi 10 sene sonra, İbrahim Bey 15 sene sonra bu mesleklerin %40'ı gidecek. O zaman biz bu gelişen dünyadaki değişime, trendlere uygun eğitim sistemi, ne bileyim yapay zekaydı ki çok, bunlarla ilgili daha çok okul olması lazım. Bilişim teknolojileriyle ilgili daha fazla yapmamız lazım. Hep konuşuluyor işte ikiz dönüşüm, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, değil mi? Evet. Avrupa Birliği'nin ikiz dönüşümü. Yeni müfredata nasıl bakıyorsunuz bu açıdan? Söyleyeceğim. Şimdi baktığınız zaman aslında yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm Avrupa Birliği'nin büyüme stratejisi. Çünkü emek yoğun Çin'le rekabet edemediği için teknolojiyi odağına alıp işte sanayi 4.0, dijital dönüşüm. Bizim şu anda sektör derneklerinden verdiğinden bilgiye göre yaklaşık bizim 3-4 sene önce 200 bin tane bilişim teknolojisinde çalışan kadromuz vardı. Bunun 40 bini bir şekilde ya yurt dışına gitti veya buradan yurt dışına çalışıyorlar. Sektör derneklerinin verdiği bilgilere göre konuşuyorum. Bizim şirketlerimizin bu dijital dönüşümü gerçekleştirmesi için yaklaşık 600 bin bilişim teknoloji çalışanına ihtiyacımız ama var. Mevcut olanlar da yurt dışına çalışıyorsa Türkiye'de, evet, bir kazanç sorunu mu var? Yoksa Türkiye ile uyuşamama sorunu mu var? Yani, Her ikisi de var. Yani ekonomik nedenler de var. Tabii ki bilişim teknoloji. Biz bir de üzülerek söyleyeyim, biz nitelikli insan kaynağını kaybediyoruz. Yurt dışına. Bu çok önemli. Çünkü Yüksek İşçiler Konseyi toplantısında hem Ömer Aras hem siz bu konuya çok değindiniz. Yani evet, Türkiye'deki beyin göçü sorunu. Evet. Yani nitelikli insan, çünkü bu katma değer yaratacak olan nitelikli insan kaynağı. Biz bunu kaybetmememiz lazım. Aksine biz teşvik etmeliyiz. Yani bugün Mısır'dan, Ukrayna'dan, Irak'tan, Özbekistan'dan nitelikli insanları çekecek ortam yaratmamız lazım ki. Çünkü dünyada da bir rekabet var. Yani baktığınız zaman İngiltere, Hollanda, Amerika, Almanya bu nitelikli insanları hepsi çekmeye çalışıyor. Yani o anlamda da dünyada bir şey var. Bizim buna politik öğretmemiz, mevcutları kaybetmemeliyiz. Evet. Aksine nitelikli insan kaynağı, atıyorum Ukraynalılar matematikte çok iyidir. Yani bilişim teknolojilerinde çok çok iyilerdir. Hatta bu savaş sonrası gelip Antalya ve Muğla civarlarında çalışanlar oldu. Onları çekecek bir politik öğretmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şey verebilir misiniz? Şu olimpiyatları 7 numarayı. Şu soruyu soracağım. Sayın Ulvi Saran bu konuyu paylaştı sosyal medya hesabında. Bu Türkiye'nin, bu grafik Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya durumu. Bakın. Neler aldık neler. Türkiye neredeyse son 40 yılın en düşük madalyasını aldı. Madalya diyor.
Ulvi Saran, eski valimiz aynı zamanda Profesör Doktor Ulvi Saran şöyle söylüyor. Türkiye 40 yıldan sonra ilk kez altın madalyasız bir olimpiyat bitirdi. Bu önemli olduğu için, bu aynı durum sanayi için söz konusu Sayın Başkan. Bu onun için soracağım bunu. 8 madalya ile 206 ülke arasında 64. olabildi. Diyor ki Slovenya, Hırvatistan, İsveç, İsrail, Bulgaristan, Romanya gibi küçük ülkeler sıralamada bizim çok üzerimizde yer alırken Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi bölgesindeki lider ülke konumundaki Türkiye 1.4 milyon nüfuslu ancak bir vilayetimiz olabilecek şeyde Bahreyn'in bile gerisinde kaldı. Güney Kore bizim yarımız kadar nüfusu olan 70'lerin ortasında, çok kıyasladığımız bir şey, 70'lerin ortasında eşit kalkınma düzeyinde bulunduğumuz. Yani biz 80'lerde Güney Kore ile kişi başına gelirle falan eşittik. Doğru. Hatta 2000'lerde Çin kişi başına geliri 1000 dolardı. Biz 3000 4000 dolardık. 4-5 katıydık. Çin şu anda kişi başına gelirde neredeyse bize geldi. Hatta bizi de geçtiği dönem olmuştu. Güney Kore 2024 yılı devlet bütçesinden spor hizmetleri için 1,5 milyar dolar ayırdı. Biz aynı yıl spor hizmetlerine Güney Kore'nin 2 katından fazla 3,5 milyar dolar ayırdık. Güney Kore 1,5 milyar dolar, biz 3,5 milyar dolar ayırdık. Güney Kore en ön sıralarda, biz sıfırı çektik neredeyse. Aynı durum Daron Hacemoğlu da, Türkiye'nin çok önemli iktisatçıları, ismini sayamayacağım, bütün arkadaşlar bunu söylüyor. Dünyada çok fazla sanayi teşviği veren bir ülkeyiz. Sorun kamu tarafında mı? Kamuya soruyorsun. Diyor ki biz en fazla sanayi teşviği veren ülkeyiz diyor kamu. Arge dönüyoruz özel sektöre. Kardeşim siz bunu niye yapamıyorsunuz? Biraz önce anlattığınız gibi katma değeri artırıcı, daha yüksek ücret düzeyini sağlayıcı bir ekonomik ortamı niye sağlayamıyoruz? Şimdi aslında İbrahim Bey, bizim dünya hangi rasyoya bakarsanız bakın %1'lerdeyiz. Yani bu son 3 yılın 5 yılın şeyi değil bu. Hatta evet. Adnan Bey dalga kıran şey dedi. Son 300 yılın problemi. Yani işte ihracata bakıyorsunuz öyle. Doğrudan yatırımlara aldığımız paya bakıyorsunuz öyle. Yani kişi başına gelire bakıyorsunuz öyle. Teşvikle ilgili şöyle bir yorum yapabilirim. Aslında teşvikler az değil. Evet. Biz verilen teşvikleri etki analizini yapmıyoruz. Yani çok, hatta biz TÜSİAD olarak ne kadar çok teşvik verildiğine bile bazen hakim olamıyoruz. O kadar çok değişik teşvikler ödeniyor ki. Atıyorum belki, çünkü bizim selektif ve rekabetçi ve verimliliği arttıran şirketlere pozitif ayrımcılık yapmamız lazım. Yani çünkü bu küresel, evet, rekabette vesaire. Bir yeni teşvik yapıyoruz. Demin Seyle de konuşmuştuk sizle. 2000 yılında bizim yaklaşık 120-130 tane Ar-Ge merkezimiz vardı. 2000 yılında? Evet. 2022 yılında bu 1200-1300'e çıkmış. 10 kat. Tamam. Bu 10 kat artmış. Ama yüksek teknoloji payımız hala %3'te. Evet. Demek ki verdiğimiz teşviklerin etki analizini, yani faydaya dönüşüp dönüşmediğini, verilmiyor değil. Az değil. Veriliyor. Fakat bunun şeyini ölçmüyoruz. Ben tahmin ediyorum kamuda bu konuda bir çalışma olacak. Bazı teşvikleri kaldıracaklar. Bazı yardımları sadeleştirip daha yalın, daha şey ve selektif kredi diyor, deniyor ya. Evet. Yani bizim hakikaten küresel rekabette öne geçirecek katma değerli olan ürünleri, verimli olan şirketleri pozitif şeyle ayırmamız lazım. Dünya ekonomisinden demin dediğim gibi %1, doğrudan yatırımda da %1 alıyoruz. Evet. Ve hedefimiz 2028'de 1,5'a çıkarmak. Bakın Polonya %3 alıyor, Brezilya %5 alıyor. Brezilya %5, evet, %5 alıyor. Yani biz 1,5 hedefliyoruz 2028'de. Yani bize de doğrudan yatırımlarda tabii nitelikli yatırımı yapmak lazım. Gayrimenkulü dışarı çıkardığınızda aslında geçen sene biz eksi 400 milyon verdik. Bizim şirketlerimiz de yurt dışına yatırım yapıyor. Geçen sene sanıyorum 400 milyon dolar gayrimenkuller hiç baktığınız zaman bizim şirketlerimiz daha fazla yurt dışına yatırım yaptığı için. Yurt dışına gidiyoruz. Evet. O anlamda bizim bir de sıcak para değil de bu uluslararası doğrudan yatırımı çekmemiz lazım. Doğrudan yatırımı ne şekilde çekmemiz lazım? Bunu Vietnam örneği üzerinden biraz ifade eder misiniz? Evet. Vietnam bunu hem eğitimi değiştirerek
hem de dışarıdan teknoloji mi aldı? Nasıl başardı? Ama şöyle tabii aslında Vietnam'ın bir şeyi de bir kendi açısından bir avantajı, Vietnam'daki çoğu şirketin sahibi aslında Çinliler. Onu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü Çin Amerika kota koyduğu için Vietnam'da üretiyor. Vietnam'dan Amerika'ya ihracat yapıyor. Şimdi pandemide gelişmiş ülkeler şunu gördüler İbrahim Bey. Ya tek bir ülkeye odaklanmayalım, üretimimiz duruyor. Ki gördük pandemide. Yani çip gelmediği için Türkiye'de de yaşadık. İşte üretim durdu vesaire. Ülke çeşitlemesine gittiklerinde aslında Türkiye, Vietnam falan ön plana çıkıyor. Fakat biz bu global trendi içerideki gereksiz anlamsız şeylerle tartıştığımız için bu global trendi kaçırıyoruz. Türkiye bir üretim üssü. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ama işte atıyorum işte 2022 yılında 200 tane banka ile ilgili regülasyonlar çıktı. Şimdi bunları takip etmekten asıl globaldeki şeye odaklanamıyoruz ve dünya şeyini. Tabii ki uluslararası doğrudan yatırımın aradığı özellikleri de bizim ortamı sağlamamız lazım. Uluslararası doğrudan yatırımın hepsi de faydalı değil tabii. Yani Türkiye'de tekel konumunda şirkete gelip tekel konumundan bunu bazı sektörlerde görüyoruz. Ama katma değer artırıcı, ülkede istihdamı ve toplam refahı artırıcı bir yatırım. Böyle bir istek yurt dışında, siz çok dolaşıyorsunuz yurt dışını. Böyle bir istek, böyle bir ortamın sorunun kaynağı ne? Niye gelmiyor bu ana şey? Mesela AK Parti'nin ilk dönemlerindeki o 20-22 milyar dolara kadar ulaşan yıllık doğrudan yatırım da mesela finansa geldi ağırlıklı olarak. Teknolojiye ve katma değeri artırıcı şeye bir miktar geldi ama çok ana nokta, ana üstünlük sağlayamamıştı. Yurt dışında böyle bir istek var mı? Eğer gelmek istiyorlarsa bunun Türkiye'deki ana sorun niye gelemiyorlar? Ana sorunumuz ne burada? 2002-2010 arasına baktığınız zaman birkaç şey vardı. Birincisi bir program uyguluyorduk. Ekonomi Derviş'in. Kemal Derviş'in güçlü ekonomiye geçiş programı. İkincisi Avrupa Birliği çıpamız vardı. Çok önemli. Yani sizin dediğiniz gibi 22 milyar dolara kadar çıktığımız yıllar oldu. Yani son yıllarda onları kaybettik. Türkiye her ne kadar da Avrupa Birliği'nin ekonomisinin ne kadar yavaş olsa bile bizim bugün ihracatımızın %50'si Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. O anlamda Avrupa net artımız Avrupa Birliği. Eksi şey değil. Çin ve Rusya. Çin ve Rusya. Özellikle uzak doğudaki firmalar biraz daha Türkiye'ye ilgi gösteriyorlar. Bunu çünkü Çinliler, iş dünyasıyla da görüşüyorum. Kamudan Çin tarafındakilerle de görüştüğüm zaman işte en son gelen otomotiv firması. Çünkü Türkiye sanayisi de biz eleştirsek de esnek, çok iyi yönetiyor profesyoneller. Girişimciler risk alıyor, risk iştahı, kriz yönetimleri çok iyi. Ama tabii iş dünyasının en büyük şeyi nedir? Öngörülebilirlik olsun, belirsizlik olmasın. Sürekli zikzak yapmayalım, politika değişikliklerini yapmayalım. Çünkü yatırıma başlıyorsunuz, yatırımın ortasında bir kural değiştiği zaman size vergi çıkıyor veya atıyorum regülasyonlar değişiyor. Bu bir bakıma mülkiyet güvencesi değil midir? Yani mülkiyet güvencesi sadece malınıza el koyulmak değil. Mülkiyet güvencesi işte girerken yatırıma başlıyorsunuz, yarısında vergi değişiyor. Sizin son dönemlerde enflasyon muhasebe ile ilgili çok oluyor ya, yani yatırıma başlamış, hiç daha fatura kesmemiş, vergi çıkıyor. Vergi sabit, mi çıkıyor? Evet, sabit kıymetler değerlendirdiği için hiç fatura kesmemiş. Bu çok önemli bir şey. Bu enflasyon muhasebesinden çok fazla şikayet geliyor. Yani şeye döneceğim, tekrar dönelim enflasyon muhasebesi. Yabancıların ilgisi şöyle, çünkü Avrupa Birliği, İngiltere büyük bir pazar. Bugün uzak doğulu Çinli, Koreli, Japon firmaları Türkiye'ye, Malezya'ya gelip yatırım yapıp çünkü bir Çin'den Avrupa Birliği'ne veya şeye göndermeler 45 gün 50 gün konteynerla. Türkiye'den üretip ertesi gün 2 tırla Romanya'ya veya 3 gün Almanya'ya sevk etme şeyiniz var. Ve Türkiye'de ne olursa olsun bu bölgede sanayisi güçlü. Yani tecrübesi var, deneyimi var. Bizim uluslararası doğrudan yatırımı çekmenin tabii en önemli şeylerinden biri de hukukun üstünlüğü. Yani hukuk yani yatırımcı geldiğinde kanuni haklarını vesaire şeylerini garantine alınacak. O konuda çok fazla sorulan bir soru var. Mesela diyorlar ki son dönemde
Türkiye'de son 10 yılda diyelim, Türkiye'de evet. başkanlık sistemi geldiği dönemler olarak Mısır'da da benzer bir sistem var. Hı-hı. Hatta Mısır'da krallık diyelim, yani diktatörlük evet. var. Ama Mısır'a daha fazla doğrudan yatırım gitti. Diyorlar ki tam da şey değil. Yani oransal biz, olarak, ekonomiyi evet. oransal olarak söylüyorum. İş gücü verimliliği de burada. Hatta önemli. Türkiye'den de doğru. biliyorsunuz birçok işletme, şirket biliyorum. Mısır'a gitti. Biliyorum. Mısır'dan ihraç edilen tekstil ürünlerinin %30'u Türk şirketleri yapıyor. Mısır'dan ihraç edilen tekstil ürünlerinin %30'unu Türk şirketleri yapıyor. Çünkü Amerika'ya kota olmadığı için buradaki firmalar orada üretim yapıp oradan Amerika'ya ihracat yapıyorlar veya Batı'ya ihracat yapıyorlar. Ama şeyi de atlamayalım, iş gücü verimliliği de önemli. Yani biz daha da arttırmamız gerekiyor. Hatta Daron Acemoğlu da diyor ya, son 2002 ile 2007-2008 arasında biz faktör verimliliğini de arttırdık. Evet. Son 13 yılda hiç artış yok. Yani Türkiye aslında o teknoloji seviyesinde de aynı şey gözüküyor. Evet. 2007'den beri, 2007'ye kadar niye gittik? Son 10 yıl diyebiliriz. 2013'te biliyorsunuz, siz benden daha iyi biliyorsunuz. İşte enflasyon 6,5'ü görmüştük. Politika faizi 4,5'tu. Fakat son 10 yıldaki yanlış politikalarımızla, çok zikzaklarımızla geri, yani bir 10 yıl kaybettik. Ben bunu ilk konuşmamda da söylemiştim. Evet. 10 yıl kaybettik. Siz özellikle mesela herkes 2018-2019 derken siz bu Yüksek İstişare Konseyi'ndeki konuşmanızda diyorsunuz ki 2016 sonrası. Hı hı. Siz 2016 sonrasının ağırlıklı olarak kayıp olduğunu, tamam milli gelirde 2013'ten 2016'ya kadar da bir kayıp dönem var ama sizin en fazla dikkat çektiğiniz 2016 sonrası. Arkadaşlar bir şey verebilir misiniz? Gelir paylaşımı grafiğini, gelir dağılımı. Şimdi burada 2016 sizin dediğiniz şeyle, o dönemle evet. şu büyük çizgi gördüğünüz koyu mavi dediğim tam da 2015-16'larda en üstteki evet. gelir grubunun aldığı pay en altlara düşüyor. Ondan sonra hı hı. yani sizin kayıp yıl dediğiniz bir çelişki burada şey olduğunu için soruyorum. Hı. Sizin kayıp dediğiniz, Türkiye için kayıp dediğiniz aslında sizin de temsil ettiğiniz zenginlerin payı dediğimiz, hı-hı. en üst gelir grubunun payı dediğimiz almış başını gitmiş. Hı-hı. Arkadaşlar bir gelir grafiği daha vardı. O da var mı elinizde? Onu da verirseniz. Evet, evet tam bu. Tam bu bunu daha iyi gösteriyor başkanım aslında. Hı-hı. Yani toplum 2014'ten sonra, 2015-16'dan sonra toplumun bütün kesimi kaybediyor. Hı-hı. Tabiri caizse sizin temsil ettiğiniz kesim aslında almış başını gitmiş. Şimdi hı-hı. burada soru şu. Herkes bunu soruyor. Siz de tam bu dönemden şikayet ediyorsunuz. Hı hı. Ben diyeceğim ya abi siz en büyük parayı kazandığınız dönemden siz şikayet ediyorsunuz. Evet. Oysa biz çalışanlar şikayet etmemiz lazım. Evet. Burada çelişki nedir? Gelir dağılımındaki dünyada da ciddi bir bozulma söz konusu. Türkiye'de de şey. Tabii ki yüksek enflasyon hiçbir kesimi uzun vadede fayda sağlamıyor. Yani ben 2 yıldır şunu söylüyorum. Türkiye'nin demiştim. En önemli önceliği enflasyonla mücadele olmalı. Bizim bu enflasyonu tek haneye düşürmediğimiz sürece bu problemi çözme şansımız yok. Yani biz konuşmamda da vardı gene YİK'te enflasyonla mücadele yükünü üstlenmeyelim, başkaları üstlensin gibi bir yorumumuz da yok. Çünkü bir fatura ödenecek. Bu şey değil. Toplumun tüm kesimlerinde de bu mutabakatı sağlamamız gerekiyor. Yani bir TÜSİAD başkanı olarak söylüyorum, gelir dağılımındaki dengesizliğin sürdürülebilir şeyi değil. Bu dünyada da çok şey, 1500 kişinin geliri aşağıdan en fakir 5 milyar kişinin geliri kadar şeyi var. Yani dünyada da bu da bir dengesizlikler oluyor. Özellikle pandemi sonrasında fazla para likidite ile şey yapıldı ve dünyada da gelir dağılımını bozduk. Burada o zaman şöyle bir soru sorayım. Bu gelir dağılımının bozulması çok fazla dile getirilen neoliberalizm 80'lerde Margaret Thatcher, Ronald Reagan Amerika'da, Türkiye'de de Özal'la başlayan bu neoliberalizm. Neoliberalizm aynı zamanda sizin de TÜSİAD'ın bir şeyi, liberal ekonomi. Gelir dağılımını bu liberal ekonomiyle düzeltme imkanı var mı? Sol ekonomiye dediğiniz zaman, sol demeyeceğim biraz yanlış kamu, söyledim. Kamu ekonomisi tabii, de tabii. Dün akşam mesela İş Bankası'nın 100. yıl şeyi vardı, evet. Kutlaması vardı, gecesi vardı.
Yoldaki bütün araçlar simsiyah ve bayağı bir varlıklı kesim. Ama sokaktaki, mesela insan dikkat ediyor. O simsiyah arabaların gittiği o sokaklar fakir sokaklar. Alt tarafta Tersane İstanbul. Fethi Tamince'nin o büyük tesisi, Yapışlet Devlet'le yaptığı, orada kutlama var. Fakir sokaklardan simsiyah, ben de gelemedim, zengin arabalar. Dolayı geri dönmek zorunda kalmıştım. Şimdi bu liberal ekonomiyle, bu teknolojiyle biz bu işi nasıl çözeceğiz? Kamu, şunu söyleyeceğim başkanım, siz öyle bırakın. Burada kamudan umut var mı? Yani bunu kamu politikaları, şu ana kadarki uygulanan politikalar burada bir etkisi olmuyor zaten. Bunu biraz önceki grafikte gördük. Şimdi şöyle, biraz önce de belirttiğim gibi, mesela pandemide özellikle kamunun sosyal yönü ön plana çıktı aslında. Bir eksikliği dünyada da bu şey oldu. Dikkat ederseniz. Kamu olmalıymış. Evet. Yani bir dengeyle bunu götürmemiz gerektiğini, yani işte sağlıktı ki bazı ülkeler resmen bu işte başarılı olamadı, çok şey oldu. Yani bunu kamu özel sektör bir dengeyle mutlaka götürmemiz gerekiyor. Bizim günün koşullarına göre ekonomik politikalarımızı zaman zaman gözden geçirmek, hatta gerekiyorsa revize etmemiz gerekiyor. Ki bununla ilgili biliyorsunuz OVP var, orta vadeli program var. Eylül'de de bunun tekrar güncellenmesi olacak. Buradaki şeyi, ama şunu söyleyeyim, yüksek enflasyon hiçbir kesimi mutlu etmiyor. Bizim mutlaka ve mutlaka yüksek enflasyonu tek haneye düşürüp gelir dağılımında daha adaletli ve daha şey politikalar uygulamamız gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Gelir dağılımının düzelmesi, şöyle, sadece yüksek enflasyonun söyleyeyim, frenlenmesi mi? Mehmet Şimşek'in sizde yaptığı sunumda, evet, mesela yüksek katma değerli üretim, evet, için, evet, öncelikli yatırım falan, evet, programlar sunumda. Hatta, evet, Mehmet Şimşek o programda, o konuşmasında daha çoğunlukla benim programım finans programı değil, Türkiye'nin değişim dönüşüm programı. Evet. Ama arkadaş, kimse demedi ki Mehmet Şimşek, senin dediğin programlar zaten 2013-14'lerde de siz şovlarla 2016-17'lerde şovlarla mesela 24 büyük yatırım şovu yaptınız. Kaçı tamamlandı? İkisi üçü. Kimse yapmadı. Yani senin bu programın işlemiyor. Bu yatırım programın işlemiyor. Bu reel sektör bakışın işlemiyor. Bu başka bir şey. Bu nasıl çözülüyor? Sadece enflasyonla çözülemez ki bu. Tabii, hayır, ama şimdi enflasyon yüksek olduğu zaman bütün dengeler bozuluyor. Evet. Bir de şu şeyden bahsetmek isterim. Benim ilk konuşmamda da vardı. Kayıt dışı. Evet. Yani bizim çünkü kayıtlı mükelleften ve çalışanlardan vergi alıyoruz biz ağırlıklı. Bizim kayıt dışını kayıt için almamız lazım. Orada ciddi bir devletin kaybı var söz konusu. Yani işte ne oluyor? Kayıtlı şirketler, kurumsal şirketler, evet, ve çalışan bordrolu çalışanlardan biz. Atıyorum mesela enflasyon şeyle ilgili gelir çalışanların diliminin yukarı alınması lazım. Vergi diliminin, çünkü hemen %20'ye, 25'e, 30'a vergi dilimine giriyorlar. Bunu arttırmamız lazım. Vergi dilimlerini. Tabii. Ya bu çok ilginç bir şey. Evet. Ya bir iş dünyası olarak, işveren olarak bu, evet, size daha büyük maliyet getirecek, evet, ama siz bunun arttırılmasını söylüyorsunuz. Evet. Çünkü şöyle yani biraz önce de dediğim gibi, yani gelir dağılımının düzeltmeden bir şeyleri, toplumsal barışı sağlamamız da çok zor. Tabii. Yani tabii ki burada kamu politikaları önemli. Çünkü karar verici ve dizayn edici kamu. Kamunun. Burada bir de şeyden bahsetmek isterim. Kamunun verimliliği de çok önemli. Oraya gelecektim. Öyle mi? Evet, oraya da gelelim. Okay. Yani siz aslında kayıt dışılık derken, ben de şunu soracağım. Sayın Başkan, siz veya TÜSİAD kayıtlı işverenlersiniz. Mükellefsiniz. Evet. Yanınızda mesela hazine garantili müteahhitler var. Çığ gibi haksız kazançla 1 milyar dolarlık işten 15 milyar dolar para alan hazine garantili müteahhit var. Siz böyle, sizden alınan vergilerle kamunun yaptığı harcamalara bakıyorsunuz. Verimliliği bırakın, verimsizlik. İşte milli eğitim, müfredat, yeni müfredat. Türkiye'yi daha ileriye götürmeyene daha geriye götürecek. Teknolojik gelişmeyi, sorgulamayı geriletecek şey. Çözüm kayıt dışılık mı? Kamu ne olacak? Nasıl olması lazım? Ama bir nedeni enflasyon dedim. Bir nedeni kayıt dışı dedim. Evet. Bir nedeni kamunun daha verimli olması. Yani kamu çalışanlarına belki performans yönetim sistemi uygulanması lazım.
Yani, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani özel sektörde nasıl var? İnsanların gelirlerinin bir kısmı sabit, bir kısmı özel şirketlerde performans endeksidir. Evet. Yani bunu biz hatta bir 10 sene önce falan önermiştik. Yani kamunun istihdamına bakıyorsunuz. Şu anda yerel yönetimlerle beraber 6 milyon civarında. 6 milyona yakın. %16 civarında falan kamuda. Şimdi şöyle, tabii bu bütçeye de yük getiriyor. Evet. Yani 2000'lerin başında bütçenin %20-21'iymiş. Kamunun personeline ödediği para. Şu anda %38 civarı. Evet. Emeklilik açığıyla beraber %65. Çünkü kamuda eğer bir verimsizlik varsa bunun bedelini kurumsal şirketler ve çalışanlar ödüyor. Yani kamuya da bizim bakmamız lazım. Verimliliğini arttıracak, katma değer yaratacak. İnsan profiline ve oraya da bakmamız gerekiyor. Bizim kamudaki verimlilik de bizi, çünkü sonuçta bütçe disiplini, bütçedeki giderlere baktığınız zaman dediğim gibi yani %38'i eğer şeye gidiyorsa, personel giderine gidiyorsa bizim oraya da bakmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi bu kamusal değişimi... Bir de şeyi söylemek istiyorum. Buyurun. İbrahim Bey, anlatladım. Zaman zaman soruluyor da şimdi TÜSİAD olarak baktığınız zaman bizim dış ticarette enerji hariç %80'in üzerinde bizim üyelerimiz yapıyor. %80'i dış ticarette enerji hariç bizim üyelerimiz yapıyor. İhracatta mı, toplamı mı diyorsun? İthalat artı ihracat. İthalat artı ihracat. %80. Kurumlar vergisini söyleyeyim. %83'üne yakını bizim üyelerimiz veriyor. Şirketler. TÜSİAD. İstihdam kamu hariç %60'ı yakını bizim üyelerimiz istihdam yapıyor. Yani Türkiye'nin gayri safi milli hasılanın büyük bir kısmını bizim üyelerimiz zaten bunu sağlıyor. Yani kurumlar vergisi, istihdam, dış ticaret, o anlamda onu bir belirtmek istedim. Şimdi bir çıkış sordunuz, şimdi aklıma geldi. Şimdi bizim 50. yıl nedeniyle geleceğe inşa raporumuz var. Yani Türkiye bu girdaptan nasıl çıkabilir? Ne yapması gerekiyor? Bunu yaparken raporları hocalarımız, arkadaşlarımız 108 tane ülke taramışlar. 108 ülke gereği inşa. Yani şöyle, biz ne yaptık? Köprü yaptık, AVM yaptık, yol yaptık, tamam. Fiziki yatırım yaptık. Yatırım. Yani. Şimdi bizim madde olmayan şeylere yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü bu ülkeleri incelediklerinde bakıyorlar ki bu ülkeler madde olmayan şeylere yatırım yapmıyor. Neymiş o madde olmayan şeyler? Söyleyeceğim. Birisi insan. İnsana yatırım yapmamız lazım. Yani biraz önce Vietnam dedik, Kore dedik. Yani nitelikli insan kaynağına yatırım yapmamız lazım. İkincisi... Bir saniye, çok özür dilerim. Ömer Uras yine o Yüksek İstişare toplantısında diyor ki nitelikli emek sadece iyi ücret istemiyor. Şimdi insana yatırım yapmak için söylüyorum. Evet. Sadece iyi ücret istemiyor. Aynı zamanda şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve demokrasi istiyor. İyi bir yaşam istiyor. Bunu sağlayan ülkelere de göç ediyor. İşte önceki yıl 170 bin, geçen 140 bin, geçen yıl 291 bin genç çekti gitti Türkiye'den. Şimdi diyorsunuz ki insana yatırım. Siz insana yatırım yaptınız. Ben de yalakalığa yatırım yaptım. Gittim siyasete, kamuya, bir şekilde liyakat değil itaatle kendime koltuklar buldum. Sarayda danışman oldum mesela. Veya bakanlık oldum. İşte kendi bakanlığıma mal sattım falan filan. Acayip zengin oldum. Şimdi sizin dediğiniz bu sistemde siz de reel bir şeyler söylüyorsunuz. İdeal hayal dünyası bir şeyler söylüyorsunuz. Ama ben yolu döndüm, voleyi vurdum. Nasıl anlatacaksınız geri insanlara? Aslında doğru model voleyi vuran, parayı bulan İbrahim Kahveci'nin yolu değil. Asıl bu, çalışırsınız, şey yaparsınız. Nasıl yapacaksınız bu sistemde insana yatırım? Ama bunu şirketlerimiz zaten yapmak zorunda kalıyor. Yani çünkü rekabetin en önemli unsuru insan kaynağıdır. Yani demin de dedim ya, eğitim ve insan kaynağı. Bizim aslında insan kaynağımız uluslararası rekabeti yapıyor. Bizim ürünlerimiz değil. Birincisi insan, insana yatırım. Biz yani şirketler özü kamuda olan özelde olmuyor. Şöyle, biz şirketler zaten kişilerin gelişimi, bireysel gelişim için teknik konularda, mesleki konularda, liderlik, her türlü konularda eğitimler veriyoruz zaten. Bir kaynak ayırıyoruz buna biz. Çünkü insanımızı geliştirmemiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi Ar-Ge inovasyon ve teknoloji. Bizim teknolojiye yatırım yapmamız gerekiyor. Türkiye'yi belki bir teknokent yapmamız lazım. Türkiye'nin tamamına.
İnsan yapımız yetkin mi buna yatkın? Ama eğitim sistemimizi bundan beslemezsek mümkün değil. Yani bir sıracık bir planımız olmazsa insanlara, şimdi bu 108 ülkeden onu söyleyecektim. Evet. İnsan, teknoloji, kurum ve kurallar. Üçüncüsü. Yani kurum ve kurallara güven. Bunları yaptığı zaman Türkiye'nin 20 yıl içerisinde 30 bin dolara gelmemesi için bir engel yok. 20 yıl içerisinde 30 bin dolar. Evet. Bir dakika. Bu rakamlar bunu gösteriyor. Bizim web sayfamıza baksınlar. Geleceğe inşa raporumuzda çok kapsamlı anlatılıyor. Bu üçünü yaptığınız zaman 20 yıl içerisinde Türkiye 30 bin dolar kişi başına geliyor. Bir siyasi parti olsanız, böyle bir yol çizseniz çok ciddi oyalabilirsiniz. Yani 20 yılda 30 bin dolar çok büyük bir rakam, evet, çok ciddi bir rakam. Evet, evet. İnsana yatırım kısmında altılı masanın geçen yıl değişik önerileri vardı. Sorun şu, Türkiye'de milyonlarca insan, programın başında da söylediniz, 2,5 milyon şey var. Üniversite mezunu, üniversite, ne eğitimde ne, ne işte, eğitimde ne şey diyorlar ya ona. Bir de şey var, milyonlarca insan üniversitelerde boş boş okuyor. Bu insanları nasıl değiştireceğiz? Mesela altılı masa bu konuya bir şey yapıyordu, program çiziyordu ama... Siz buna ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, bizim biraz önce dediğim gibi 21. yüzyılın vasıflarına yönelik eğitim sistemi yapmamız lazım. Şimdi biz sanayileşeceğiz, katma değerli üretim yapacağız, bunu da ihraç edeceğiz. Türkiye'nin cari açığını kapatacağız diyoruz ya. Şimdi şunu görüyorum ben son dönemlerde, bizim sanayide çalışan insanları teşvik etmemiz lazım. Ana eleman diyorum ben, ara demiyorum bakın, ana elemanlar. Yani bir endüstri meslek lisesi, bir sanat okulu, buraları özendirmemiz lazım. Bunlara belki sosyal statü sağlamamız lazım. İnsanlar sosyal statü mesela nasıl? Şöyle, adam AVM'de veya belki veya bekçilik yapmak istiyor veya kurye yapmak istiyor ama sanayide çalışmak istemiyor. Evet. Ve şu anda kimle konuşsanız iki şeyden bahsediyorlar. İşte ben çok kişiyle temas halindeyim. Finansman erişim yüksek, maliyet yüksek, insan kaynağı problemi var. Evet. Yani şunu, bizim eğitim sistemimizi, hani bir ara söylemişlerdi ya, meslek lisesi memleket meselesi. Evet. Gerçekten memleket ara meselesi. Ara eleman, aranan eleman diyor şimdi bir şey. Ben ana eleman diyorum. Ara eleman biraz daha itici oluyor. Ana eleman. Ana eleman. Çünkü şu anda bazı yerlerde iş gücü eksikliğinden dolayı fabrikalar üretim yapamıyor. Veya inşaatta geçen gün duydum. Filipinler'den mi şeyden şantiyeden adam getirmişler. Türkiye'de şey yapamadıkları için. Burada ücret sorunu da devreye girmiyor mu? Şimdi ben de mesela bazı sanayi sitelerine gidiyorum. Diyorlar ki işte tornacı, tesviyeci veya başka meslekler, geçen yıl söylüyorum başkanım, evet, 50 bin lira, 60 bin liraya, evet, eleman arıyoruz, evet, diyorlar. Yeni meslek edindirtemiyoruz bu insanlara. Şu anda onların gelir düzeyleri bazı yerlerde teknisyenler mühendislerden daha fazla alıyor. Yani o şeyle ilgili yok. Ya örnek vereyim, bir iş insanıyla konuştum da şey diyordu, Denizli'de ya otosanayide elektrikçi var, o zaman söylüyordu bu birkaç sene önce, diyor ki 20 bin lira alıyor ama yeni bir mezun 5 bin lira alıyor, ama yeni bir kadın bu elektrikçiyle evlenmiyor diyor. Yani sosyal şeyden dolayı. Sosyal yapı da bozuyor. Bakın ben Almanya'ya gitmiştim İnşaat Malzeme Sanayiciler Derneği Başkanı iken. Yani kuaförlüğü bile 6 ay kampı alıyor. Evet. Yatılı. Evet. Ona her türlü teorik, pratik eğitimler veriyor. Ve biz milyon dolarlarla yatırım yapıyoruz. Çok iyi teknolojiyi alıyoruz. Ama bu hep söyleniyor ya, teknolojiyi, insanı ve süreçleri bizim entegre etmemiz lazım. Yani nitelikli insan kaynağı olacak, teknolojiyi iyi kullanacak, süreci de dijitalleştirecek. Yani insan kaynağı olmadığı zaman istediğiniz kadar teknolojiye para yatırın. Örnek verelim, çok iyi bir makine aldınız 3 milyon 5 milyon dolara ama onu çalıştıracak adamınız yoksa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şimdi bundan şikayet ediyoruz da. Evet. Arkadaşlar, nüfusu ekrana verir misiniz, 6 numarayı? Şimdi bundan şikayet ediyorsunuz. Sayın Ömer Aras da aynı konuşmada, hı hı, bunu söyledi. Tamam, şimdi bundan şikayet ediyoruz. Hı hı. Başkan, bu 0-5 yaş grubu nüfus azalmaya başladı. Doğru. Çocuk sayısı, ülke, yani gelecekte, hı hı, çalışacak insan bulamayacağız ki. Doğru. Şu anda da yaşanıyor, onu da söyleyeyim. Geleceğe boş verin. Nüfus... Şu anda yaşanıyor. Yani iş dünyasıyla bir arkadaşım vardı gene, 49-50 yıllık şirketiz dedi. İlk olarak kapıya şey astık dedi, nitelikli niteliksiz eleman arıyoruz diye.
ve Gebze civarında bunu yaşıyor sanayicilerimiz. Yani, burada bir ücret sorunu mu var? Eleman aranıyor. Mesela tarlaya gidiyorsunuz. Hı-hı. Tarlada insanlar çalışmıyor. Köyde Hı-hı. çalışmıyor. Hı-hı. Şehre iniyor. Şehirde daha basit işte. Bir uyumsuzluk var. Tarımda da öyle keza. Yani şu andaki nüfusun %5'i tarımda çalışıyor. Yani bizim işte tarımda da ciddi bir işte tarladan çatala kadarki tüm süreci yeniden dizayn etmemiz gerekiyor çünkü bizim. Hani örnek veriyorlar bunu ya. Bunu siz de görüyor musunuz mu? Fasulye orada atıyorum 6 lira diyor. Buraya geliyor 70 lira oluyor. Bizim bunu tarımda da çok ciddi reform yapmamız lazım. İbrahim Bey, şimdi Türkiye bir ekonomik program uyguluyor. Bir para politikasıyla, bir maliye politikasıyla da işte onu kamudaki verimlilik veya işte vergi, kayıt dışı bunlarla. Bunları bizim yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor. Aksi takdirde aynı sarmalar. Biraz açabilir misiniz yapısal reform? Yapısal reform sanayide, tarımda, eğitimde, hukukta. Buralarda yapısal reformlarla biz bu programı destekleyemezsek inşallah olmaz. Üzülürüm. 5 sene sonra aynı şeyleri tartışırız. Bu yapısal reform kelimesi çok kullanılıyor. Evet. Aslında siz program boyunca hep bahsettiğiniz bu yapısal reformlar. Evet. Yani eğitim dediğiniz, eğitimin değişmesi, ara eleman, ana eleman, bütün bunları hukuk, bahsettiniz. Sanayi, tarım, buralarda tarım. Yani bizim bunu mutlaka buralarda ciddi şeyler yapmamız gerekiyor. Yani dediğim gibi tarladan masaya gelene kadarki süreci yeniden dizayn etmemiz lazım ve hep birlikte dizayn etmemiz lazım. Çünkü öbür türlü işte gıda enflasyonu dünyada düşüyor, bizde artıyor. Ama tarlada şu anda Türkiye'de çiftçiler de ciddi şekilde eylem yapıyor. Evet, verimlilik sorunumuz da var çünkü. Yani ölçeğimiz küçük. Teknolojiyi tarımda da kullanamıyoruz. Yani bizim tarımı, teknolojiyi ve gençleri bir araya getirmemiz lazım. Ve bu insanlar da bu işten katma değer üretmesi lazım. Yani girdiler artıyor, maliyetleri, ama gelir artmıyor. Yani Türkiye'de üreten sadece tarım da, sanayi de çok büyük katma değer veya çok mutlu değil. Aynı çiftçinin durumu sizin için de geçerli. Tarlada çok ucuz ama rafta çok pahalı. Evet. Yani çalışanlar kaybediyor. Evet. Çalıştıranlar da. Orada verimsizliklerimiz de var. Yani ne bileyim işte oradan buraya gelene kadar %40 fire oluyor. Atıyorum üretim, tüketime yakın yerde üretim yapmıyoruz. Yani lojistik şeyleri tam detayları teknik olarak bilmiyorum ama tüm süreci yeniden tarım böyle, eğitim aynı şeyi evet. Sanayi için ben tekrar evet. Sanayiye dönmek istiyorum. Evet. Aynı şeyi sanayi için söyleyebilir miyiz? Türkiye'de sanayinin mevcut konumu mesela çok büyük, siz de söylediğiniz gibi Türkiye'nin sanayi tecrübesi çok yüksek. Çok yüksek. Dünyada beyaz eşyada ikinci ülkeyiz. Doğru. Otomotivde önemli bir şey. Doğru. Çalışma saati, yani bizler Hı-hı. Türkler. Bunu şöyle bir örnek verebilirim. 3,5 milyon gurbetçi, Avrupa'daki gurbetçilerimiz Avrupa'da en fazla çalışan ve en büyük verimli kesim biz. Yani Yunanlılardan, İtalyanlardan çok daha fazla çalışıyoruz. Niye başaramıyoruz Türkiye'de? Güzel, aynı şeyi sporda da örnek verebilirim. 3,5 milyon gurbetçimiz Türk sporunu ayakta tutuyor. Geriye kalan Türkiye'deki 85 milyon adeta inşaatlarımız, statyalarımız çok güzel, çok büyük statlar yaptık ama içi boş. Spor yok, madalya yok. Adalet sarayları yaptık, içi boş, adalet yok. Biz bunu topluma da Sayın Aras'ın yine konuşmasında da Einstein örneğini veriyor. Yani atomu parçalamak daha kolay ama ön fikirleri parçalamak çok zor. Doğru. TÜSİAD bu konularda nasıl bir bakış açısı geliştirecek? Nasıl bakacak bu sorunlara? Hı-hı. Şimdi Türkler çok çalışıyor dediniz. Doğru. OECD'ye göre de en fazla biz çalışıyoruz ama en az katma değeri biz üretiyoruz. OECD'de yapılan bir araştırmaya bakmıştım. Bizim mikro KOBİ'lerimiz OECD ortalamasının %8 verimliliğiyle çalışıyor. Yani OECD 100 birim üretiyorsa bizimkileri 8 üretiyor. Orta ölçekliler 17. Daha doğrusu mikro KOBİ de biraz daha büyük KOBİ'ler. Büyük, en büyük şirketlerimiz bile %37. Yani çok çalışmak verimli ve katma değer üretmiyor. Evet. Yani bizim bir bu şeyin bir terimi vardı. Yani işte spor, kültür, sanayi,
eğitim, demokrasi, bir şeyimiz var dünyada. İşte şu %1'ler falan diyoruz ya. Bu girdaptan çıkmamız lazım. Aslında biraz önce size anlattığım geleceğe inşa raporunun bu çıkış yol haritası. Peki. Yani bilime, insana, evet, kuruma, kurallara. Yani birisi bir istatistik açıkladığında kimsenin yorum yapmadığı, herkesin gönülle hatırla şey olduğu, işte bir hukuki bir problem olduğunda çözüleceğine inancı varsa, şeyse, bizim bunu sağlamak zorundayız. Öbür türlü aldığımız para politikalarıyla veya işte maliye politikalarıyla bir yere kadar geleceğiz. Tekrar aynı sarmalda aynı şeyleri ümit ediyorum tartışmayız, bunu da çözeriz. 5 sene sonra, 10 sene sonra aynı şey. Şu kurduğum cümlelere belki de 2013'te de konuşsaydım aynı şeyleri söyleyebilirdim. Dediğiniz gibi üzülüyorum gerçekten. Ya bir kaybetme lüksümüz yok ve Türkiye gerçekten fırsatlar ülkesi. Yani dışarıdan baktığınız zaman da bazen geliyorlar bana uluslararası büyükelçiler ve Türkiye'nin önemini anlatıyorlar. Evet. Ben diyorum, Türkiye'nin önemini bana anlatmayın. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Yani o anlamda büyük potansiyel var diyorsunuz siz de. Var. Ama çünkü Türkiye yatırım yapmalı, istihdam sağlamalı, üretmeli ve ihraç etmeli. Ama tekrar söylüyorum, katma değerli, markalı ve yani 1,5 doları biz 3 dolara nasıl çıkarabiliriz? Peki o zaman mesela ben sizde hep Hazine Maliye Bakanlarını daha çok görüyorum TÜSİAD'ın davetlerinde. Mesela Sanayi Bakanı veya Milli Eğitim Bakanını. Hı hı. Ya Türkiye'nin ana sorunu bu, teknoloji seviyesine baktığınız zaman sizin sürekli konuşmanızdan anladığım, hı hı, önce insandan başlamak. 5 Eylül'de eğitimle ilgili bir şeyimiz var. Sayın Bakan'ı da davet ettik. 5 Eylül'de. 5 Eylül'de çok kapsamlı bir eğitim raporu yayınlayacağız. Çünkü biz yani hep soruyorlar işte TÜSİAD neden eğitimle ilgileniyor diye. Siz de hatta... Son dakikalarda bunu anlatın bize. Evet, biraz şimdi daha. Niye ekonomi ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımızdadır. Evet. Tekrar söylüyorum, ekonomi ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımızdadır. TÜSİAD, çünkü ben nitelikli insan kaynağını iyi bir eğitim sonucu almazsam bu bana problem olmaya başlıyor. Şirketler o kadar çok kaynak ayırıyorlar ki bu eğitim, iç eğitimlere, sektörel eğitimlere. Onun için ben yetişmiş kadroları endüstri meslek liselerinden, liselerden yatay geçişlerle almam, stajyer olarak almam lazım. Onu normal şey yapmam lazım. Hı. Çünkü özendirmem lazım. Üniversite mezunu ise keza mesleki konuda işte finans da olur, ekonomi olur, uluslararası ticaret olabilir, hukuk olabilir. Buralarda yetişkin. Biraz önce de siz dediniz ya, bizim beklentilerimiz de iş dünyasının arada özelliklerle eğitim sistemi arasındaki gap açılıyor. Açılıyor. Yani üniversite mezunu geliyor, İstediğimiz beklentileri değilse biz ona birkaç yıl emek sarf ediyoruz gelişimi ve iş dünyasının adaptasyonu için. Yani o anlamda eğitim ve hukuk bence en önemli iki başlık diye düşünüyorum Türkiye'nin önünde. 5 Eylül'deki Çalıştay nerede? Çalıştay olacak? Değil, TÜSİAD'da yapıyoruz. TÜSİAD'da. TÜSİAD'da rapor açıklayacağız. Selçuk Şirin Hocam da Zoom'dan mecburen New York'ta olduğu için katılacak. Evet. İş dünyasının bakış açıları böyle saat 10'da başlayıp 3'e kadar falan süren iş dünyasından bakışlar, değişik konuşmacıların olduğu bir güzel bir eğitim toplantısı yapacağız. Sizi de bekleriz. İnşallah. Yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili en önemli konu eğitim olduğu için, evet, aynı zamanda şöyle bir örnek vereceğim. Son 2-3 dakikamız kaldığı için. Türkiye mesela sanayide 90'larda, 80'lerde, 90'larda özel sektöre savunma sanayiyle ilgili bayağı görevler verildi ve, evet, çok büyük başarı sağladı. Evet, evet. Mesela şu gruba sen şunu yap, şu, evet, gruba, evet, sen şunu yap. Burada, evet, uzmanlaş, 10-15 yıllık bir, hı-hı, şey deriz. Ağaç dikme. Yani, hı-hı, 5-10 yıl ürün, hı-hı, almıyorsun ama sonra inanılmaz zenginlik veriyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığı bu, hı-hı, konularla ilgili, hı-hı, sizle bir uyum içerisinde uzun yıllardır bir şey, hı-hı, var mı? Bir, yani, uyumu var mı? Bu ARGE şeyde teşvik şeyde bu aslında bunu gösteriyor. Sanayi Bakanlığı'yla da yakından çalışıyoruz. Birlikte şunu da bir söylemek isterim. TÜSİAD'ın değişik konularla ilgili çalışmaları var. Yani bizim yaklaşık 9 tane yuvarlak masamız var. Onun altında 40'a yakın çalışma gruplarımız var. İşte yeşil dönüş, dijital dönüşüm, çevre, enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği belki hiç konuşmadık ama, evet, yani bizim çok konu var aslında. Yani şu anda 750 bin tane üniversite mezunu kadın evde oturuyor, kariyerine ara vermiş. 750. Bizim
Bunları belki bir yeni çalışma sistemi üzerinde çalışmalar var. Çalışma Bakanlığı yapıyor. Yani atıyorum bir saatlik, iki saatlik, bir günlük bu tür şey. Bizim gençleri ve kadınları iş dünyasına çekmemiz lazım. Bugün Almanya ile nüfusumuz hemen hemen aynı. Aynı. Bizdeki çalışanlar sayısına bakıyorsunuz. Almanya'ya bakıyorsunuz. 32'ye 45. Bizim 32 kadın, bizde 45 Almanya'da. Almanya bizden çok daha yaşlı. Evet, biz Haziran ayında da toplumsal cinsiyet Mart'ta bir tüm kadın derneklerini topladık. Birlikte bir duyuru yaptık. Yani iş dünyasında, yönetimde kadının daha fazla olmasıyla ilgili çağrıda bulunduk iş dünyasına. Sonra bir çalıştay yaptık. Onun çıktılarına şimdi bir aksiyon planına dönüştürüyoruz. İş dünyasında, yönetim kademelerinde kadın sayısını da arttırmamız lazım. Yani bugün halka açık 190 şirkette yönetim kurulunda hiç kadın yok. 190 şirkette de kadın yok. Yani kadını da ekonominin içine almamız lazım bizim. Ve her kademede, her şeyde erkeklerle aynı. Çünkü kadının sisteme katılım oranı çok düşük. Çok yani. Şeyin erkekler %70'in üzerinde, kadınlar %30 küsurda. Evet. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Türkiye'de kalıcı refahın uzun vadede ekonominin canlanması için çok önemli bilgiler verdiniz. 5 Eylül'deki çalıştayı da toplantıyı da önemli takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.